Merhabalar dostlarım, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Plak isimli oyunda artık son senaryo çiçek hastalığı senaryosunu oynayacağız. Hasta sıfır laboratuvardan kaçan çiçek hastalığı bulaştı. İnsanlık 30 yıl önce bu hastalıktan kurtulmuştu. Bakalım bu sefer en ölümcül hastalıklardan birisi olan bu çiçek hastalığını durdurmayı başarabilecekler mi şeklinde senaryomuz başlıyor. Çiçek hastalığı yaklaşık burada yazdığı gibi bir 30-35 sene önce arkadaşlar dünyadan eradike edilen bir hastalık. Eradike edilmek demek o hastalığın dünyadan tamamen silinmesi demek. Yani artık dünyada çiçek hastalığına hiç rastlanılmıyor. Bu yoğun aşılama sayesinde oldu. Bu arada zor modda oynayacağım. Çok zor mod, zaten aşırı zor. Genlerimi hızlıca gösteriyorum. İlk kutucuktan ATP arttırma geni, üçüncü kutucuktan yayılma maliyetlerini arttırmayan gen mutlaka ama mutlaka önemli. İkinci kutucukta kara bonusu. Dördüncü kutucukta Da Vinci geni ve son kutucukta da arkadaşlar büyük ihtimalle kentsel olan geni seçerim diye düşünüyorum. Şimdi son kutucukta neyi seçebilirim diye bir bakıyorum. Büyük ihtimalle kentsel genle oynayacağım bu oyunda. Şimdi şöyle arkadaşlar, çiçek hastalığı senaryosu gerçekten çok zor bir senaryo. Yani aynı taktikleri yapıp da farklı şekilde senaryo ilerleyebiliyor. Şimdi burada yayılma kısmını, belirtiler kısmını ve yetenekler kısmını size göstermek istiyorum. Ben belirtiler kısmında belli başlı özellikler açık. Yetenekler kısmında 3 tane yeni özelliğimiz var. Aşı kalkanı. Biz genelde bu aşı kalkanıyla oyun oynayacağız. Siyah çiçek ve beyaz çiçek. Siyah çiçek ölümcül yapıyor. Beyaz çiçek de birazcık ölümcüllüğünü azaltıyor. Şimdi ilk olarak hastalığımı Hindistan'dan başlatıyorum. Elimdeki fazla bonus DNA puanlarla böceği açıyorum. Böcek ile yayılmayı açıyorum. Yavaş olarak oynayacağım ben arkadaşlar. Çünkü bir anda DNA puanları gelmeye başlıyor ve kaçırıyorum. Ama oyunun başında biraz böyle hızlandırıp belli bir miktar DNA puanını toplayabilirim. Şimdi şöyle arkadaşlar, yaklaşık 20 hasta olduğunda ki burada görüyorsunuz. Hastalık hakkında endişe duymaya başlıyorlar. Burada aşı kalkanını açmanız gerekiyor ve bundan sonra oyunu birinci seviye hızla oynayıp işte daha rahat oyunu takip edebilirsiniz. Şimdi bu aşamaya her seferinde aynı şekilde gelinmiyor. Şimdi ben bu senaryoyu yaklaşık 5 kere 10 kere falan denedim. Aynı şeyleri yaptım. Emin olun aynı şeyleri yaptım ama biraz bu senaryoda şansımızın da yaver gitmesi gerekiyor ne yazık ki. Zaten bu hastalıktan endişe duymaya başladılar deyip tedavi üretmeye başlarlarsa bu altta gördüğümüz tedavi kısmı %1, %2, %3 şeklinde ilerlemeye başlarlarsa bu arada öncelikle mikrop yuvası özelliğini açıyorum yayılma kısmında. Yani tedaviye şu aşamada başlarlarsa arkadaşlar o oyun çöp olmuş demektir. Tekrardan başlayın, hiç vakit kaybetmeyin çünkü tedavi çok hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Zaten senaryonun amacı da bu. Ellerinde mevcut bir tedavi yöntemi var. Biz bu tedavi yöntemini etkisiz kılmaya çalışacağız. Zaten tedaviye başladıkları zaman çok hızlı bir şekilde ilerleyecek, göreceksiniz. Şimdi mümkün olan en az DNA puanıyla yayılma şiddetini arttırmaya çalışıyorum ben. Ben burada anlatırken siz benim aynı şekilde yaptığım yayılma puanlarını, daha doğrusu yayılma yollarını arttırın arkadaşlar. Bu oyunda yayılma yollarını maksimum bir şekilde açmaya çalışacağız. Soğuk direncini yine 2 seviye yapacağız. İlaç direncini 2 seviye yapacağız. Şimdi bu oyunda bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Yukarıda haberler yazan yeri mutlaka ama mutlaka takip etmeniz gerekiyor. Neden takip etmeniz gerekiyor? Şimdi bizim elimizde 3 tane aşı var. EJ2 aşısı, EJ7 aşısı ve EJ13 aşısı arkadaşlar. Şimdi tedavi başladığı zaman işte ülkeler aşı çalışmasına başlıyor falan diyor. İşte örnek veriyorum, diyor ki işte İngiltere diyor EJ2 aşısını duyurdu diyor. Eğer siz EJ2 aşısını yetenekler kısmından inaktif etmezseniz bu arada biraz daha fazla yayılabilmek adına ben buradan bulantı ve ishali açıyorum. Çünkü o da bana yayılma puanı verecektir. Dediğim gibi eğer arkadaşlar EJ2 aşısı ilan edildiğinde siz EJ2'yi inaktif etmezseniz, EJ7 aşısı işte duyurulduğunda siz onu inaktif etmezseniz tedavi çok hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Şimdi burada yayılma kısmında ben mümkün olduğunca az DNA puanıyla açabildiğim bütün özellikleri açmaya çalışacağım. Sonrasında zaten DNA puanı arttıkça diğer özellikleri de açmaya devam edeceğim. Şimdi burada hava 1'i açıyorum. Bu arada su 2 çok önemli. Suyu mutlaka 2 seviye yapmamız gerekecek. Çünkü Grönland ve Karayipler bu senaryodaki
Belalı ülkeler arkadaşlar. Bu iki ülkeye bulaşması gerçekten çok zor oluyor. Fas da genelde sonlara kalıyor ama çok bir önemi yok. Çünkü zaten onun kara sınırı olduğu için yanındaki ülkeden bulaşıyor ona. Şimdi soğuk direnci ve ilaç direncinin iki seviye yapmam gerekiyor. Şimdi burada ben mikrop yuvasını da iki seviye yükseltiyorum. Mikrop yuvasını iki seviye çıkartmam ve damlacıklar özelliğini açmam kentsel bölgelerde ve uçak ile bulaşımı biraz daha arttıracaktır. Burada ilaç direncini bir seviye yükseltiyorum. Mesela bakın yukarıda gördüğünüz gibi diyor ki çiçek aşısı başarısız oldu diyor. Bu benim ilk başta yükselttiğim aşı kalkanından dolayı. Şu an henüz aşı ile ilgili bir çalışma haberlerde ben göremedim. Mesela diyor ki Batı Afrika tedavi araştırmalarını başlatıyor diyor. Şimdi tedavi araştırmalarını başlattıkları için arkadaşlar mesela Arjantin deneysel aşı programına başladı diyor. Ben elimde hazır DNA puanı varken EJ2 aşısını yükseltiyorum. Çünkü bazen EJ2 aşısını yapıyorlar ve benim gözümden kaçmış oluyor. Haberlere yansımıyor. Öyle olunca tedavi çok hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Şimdi mesela bu aşamaya gelene kadar dikkat edin tedavi %11'lerde bende. Eğer siz oynarken hani tedavi hızı şu an %30 %40'lardaysa büyük ihtimalle tedavi çok erken bir şekilde tamamlanacaktır. Dediğim gibi arkadaşlar bu senaryoda şans faktörü yani tedavi ne kadar erken başlarlarsa o kadar hızlı tamamlanıyor. Yani şans faktörü birazcık önemli. Mesela bakın İngiltere EJ13 aşısını duyurdu diyor. Daha ortalıkta EJ7 aşısı olmadan EJ13 aşısını duyurdular. Benim hemen EJ13'ü açmam gerekiyor. Haberleri takip etmek bu yüzden önemli arkadaşlar. Mesela görüyorsunuz şu an tedavi hızı biraz daha hızlandı. Şimdi ben burada yayılmaya da sürekli DNA puanım geldikçe bir yayılmaya harcıyorum arkadaşlar. Bir de yetenekler kısmını harcıyorum. Şimdi mesela Amerika'da deneysel aşı programı başlıyor vesaire falan diyor. Birazdan haberlere bakarız. Şimdi yayılma kısmından böceği de iki seviye çıkartıyorum. Şu an gördüğünüz gibi bulaş seviyesi maksimum noktada. Ama hastalığın hala yayılmadığı bir sürü ülke var. O yüzden ben yayılma kısmından bu yetenekleri açmaya devam ediyorum. Şöyle bir yandan da kontrol ediyorum ben. Mesela bakın gördüğünüz gibi EJ13 aşısını bulmuşlardı. Ben işimi garantiye almak için birçok ülke şu an tekrardan aşı çalışmasına başladı. Hemen EJ7 aşısını da aktive ediyorum. Yani ona karşı olan kalkanı da aktive ediyorum ve sonrasında tedavi hızını birazcık yavaşlatabilmek için genetik sertleşmeyi bir seviye yapıyorum. Şimdi bu noktadan sonra tedavi hızını bayağı bir kontrollü tutmam gerekiyor. Gelen DNA puanlarıyla bir yandan genetik karışıklığı yükselteceğim. Bir yandan tedavi yavaşlatmak için belirtilerden koma, ölü doku gibi özellikleri açacağım. Ama umarım onlar kendi kendine mutasyona uğrar. Mesela Madagaskar ve Grönland gibi ülkeler kalmıştı derken arkadaşlar Madagaskar ve Grönland'da hastalık bulaştı bu noktada. Gerçekten çok şanslıyım. Hastalığın bulaşan ülkelerde çok hızlı bir şekilde yayılabilmesi için ben hala yayılma yollarından hastalığımı geliştirmeye devam ediyorum gördüğünüz gibi. Şu an tedavi %66'larda ve aşı kalkanı ile ilgili yapabileceğim herhangi bir şey kalmadı. Ben artık tedavi hızını koma ve ölü dokuyla beraber yavaşlatacağım. Bu arada Fas'a da bulaştı ve artık hastalık bulaşmayan hiçbir ülke kalmadı arkadaşlar. Bu oyun çok güzel ilerliyor. Ölü dokuyu da açıyorum. Ölü doku hastalığın bulaştığı ülkelerde ölen insanların hastalığı bulaştırmasına devam edecektir. Bu arada koma da mutasyona uğradı. Benim için çok güzel oldu. Yani şu an gerçekten şansım da yaver gidiyor. Şansım da yardım ediyor. Çiçek hastalığı senaryosunda arkadaşlar gerçekten şans faktörü çok önemli. Komada tedavi hızını bir miktar düşürmeme yardım etti. Şimdi tedavi %90'larda umarım kalır diye düşünüyorum. Bu hala kıpkırmızı olmayan alanları bir kontrol ediyorum. Grönland mesela yayılma hızını artırabileceğim başka bir şey var mı diye bakıyorum ama bir de şimdi bu hasta kişilerin hastalığı bulaştırmadan ölmesini de çok istemediğim için belirtileri çok da açmak istemiyorum ama burada artık yani tedavi %95'lere yaklaştı. O yüzden benim bir şeyler yapmam gerekiyor. Burada ne yapabilirim diye bakıyorum. Ağır beyin iltihabını açıyorum. Aşırı duyarlılığı açıyorum. İltihabı açıyorum. Bir nebze tedaviyi yavaşlatmayı umduğum için bu özellikleri açıyorum. Zaten gördüğünüz gibi tedavi hızı 92'den 91'e düştü.
bağışıklık bastırma belirtisi mutasyon uğradı. Yani şu an dünyada çok az insan kaldı. Umarım bu kalan %8'lik tedavi kısmını geliştiremezler ve umarım bütün dünya hasta olmadan herkes ölmez. Şu an Grönland'da o yüzden takip ediyorum. Gördüğünüz gibi şu an nerede sağlıklı insanlar var diye bakıyorum. Grönland'da sadece kalmış. Bakıyorum başka var mı? Eğer Grönland'da tamamen hasta yaparsak bu oyunu kazanırız diye düşünüyorum arkadaşlar. Grönland şu an tamamen hasta oldu. Dünyada hiç sağlıklı insan kalmadı ve tedavi hızı %95'te. Ben belirtiler kısmındaki artık son iki özelliği de açıyorum. Tedavi hızı şu an %94 ve son 20 milyon insan var. Tedavi büyük ihtimalle bu aşamadan sonra tamamlanmayacaktır arkadaşlar. Yani çiçek hastalığı senaryosu da böyle bir senaryoydu. Gerçekten çok zor bir senaryo. Haberleri takip etmeniz gerekiyor. Bazen ters köşe oluyorsunuz. Siz EJ2 aşısını beklerken adamlar EJ7'yi üretiyor. EJ13'e geçiyorlar. Yani bu oyunda olduğu gibi eğer buna dikkat etmezseniz tedaviyi bir anda tamamlayıp hastalığı yok ediyorlar. Bu senaryo da bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım kanala abone olursunuz. Buraya kadar izlediyseniz videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok önemli. Gerçekten çok önemli. Ben artık istatistiklerle siz baş başa bırakıp videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.